Bu ses yankısıdır kadim medeniyetin. Yesevi'den bir sultana halis niyet. AK Parti ailemizin değerli mensupları, saygıdeğer dava arkadaşlarım. Genişletilmiş il başkanları toplantımız vesilesiyle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 103. genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti köklü geleneklerin, çok sağlam değerlerin partisidir. Bu geleneklerden biri de ve en önemli değerlerimizden biri de istişare değeri ve geleneğidir. Bu çerçevede de belki başka daha önce hiçbir siyasi partide görülmeyecek ölçüde farklı istişare platformları oluşmuş ve bu platformlarda kritik dönemlerde istişarelerle ortak aklın, ortak vicdanın, ortak ruhun oluşmasına büyük bir özen gösterilmiştir. Bir kez daha kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bu gelenekleri başlatması dolayısıyla saygıyla anıyorum. Bu geleneklerin önemli ayaklarından birisi genişletilmiş il başkanları toplantısıdır. Çünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında 81 ilin sadece il başkanları, gençlik kadın kolları başkanları, belediye başkanları, il ve belediye meclis başkanları değil, 81 ilin sadece il başkanları, gençlik kadın kolları başkanları, belediye başkanları, il ve belediye meclis başkanları değil, o ilin havası, atmosferi de Ankara'ya taşınmaktadır. Her aşamada, her ay bir araya gelerek ülkemizin güzel her köşesinden getirdiğiniz selamları almak yanında halkımızın nabzını, tabanımızın beklentilerini, gelecekle ilgili taleplerini burada hep birlikte ele alıyoruz. Dolayısıyla genişletilmiş il başkanlığı toplantısı formel bir toplantı değil, bir gönül birliği toplantısıdır. Başka hiçbir partide böyle bir sağlam ve süreklilik arz eden bir istişare platformu oluşmamıştır. Zaten oluşmuş olsaydı da herhalde başka hiçbir parti 81 vilayetten böylesine bir katılımı temin edemezdi. Çünkü AK Parti dışında Türkiye'de hiçbir parti 81 vilayeti kucaklayacak ölçüde kapsamlı bir teşkilat yapısına, bir ortak dava arkadaşlığı temeline sahip değildir. Sizlerle gurur duyuyoruz. Teşkilatımızın her bir ferdi bu anlamda bizim Ankara'nın hem oradaki gözü, kulağı, aklı, vicdanıdır, hem de oralardan Ankara'ya esen birlik, kardeşlik rüzgarlarının temsilcileridir. Her biriniz geldiğiniz illerden bize selamlar ve oradaki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın talepleriyle birlikte beklentilerini ve gelecek perspektiflerini getiriyorsunuz. Şimdi işte böyle bir atmosferde, çok kritik bir dönemde, çok tarihi günlerde bir araya gelmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Neden kritik günler? Bunun arka planı vermek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk demokrasi tarihi, 1940'lardan, 30'lardan bugünlere, 50'lerden itibaren demokrasi tarihi, bir sarkacı, bir iki uç arasında gidiş gelişi temsil eder ve iki ucun birbirlerini destekleyen, bazen desteklemek suretiyle çıkardıkları krizlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. 1940'ların otoriter rejimi, 1950'lerde demokratikleşme, rahmetli Menderes öncülüğünde demokratikleşme ile sonlandırıldı. Ancak 1950'lerin sonlarına doğru düzeni ve devlet hiyerarşisini yok sayan, kamu düzenini ve devlet hiyerarşisini yok sayan bir cuntalaşma bir kaosa yol açtı. Otoriterleşme, özgürlükler, kaos, tekrar otoriterleşme sarkacı o günden bugüne devam eder. 27 Mayıs ihtilali otoriter bir dönemi başlattı. Halkın seçtiği temsilciler yasada da yargılandı. Ama bu otoriterlik arkasından 1960'ların sonlarına doğru bir kaosu, 1970'lerin başlarında 12 Mart muhtırasının getirdiği 12 Mart otoriterizmini gündeme getirdi. Bizim çoğumuzun gençlik yıllarında 12 Mart'ın hemen sonrasında yeniden kaos sarkacına girdiğini gördük. 70'li yılların sonları kamu düzeninin kalmadığı kaos dönemleri olarak hep hatırlanır. Kurtarılmış bölgeler, şimdi PKK terör örgütünde çıkmasını sağlayan şartlar, işte bu otoriterleşmeyle kaoslaşma diyelim arasında gidiş gelişin ürünleridir.
Bu kaos başka bir otoriter rejimle, 12 Eylül otoriterliğiyle sona erdirilmeye çalışıldı. Ama 12 Eylül'ün hukuk tanımaz, despot yaklaşımı başka bir kaosu beraberinde getirdi. 90'lı yıllarda biz bir taraftan koalisyonların getirdiği istikrarsızlıklar, bir taraftan terörün getirdiği iç çatışmalar, diğer taraftan da bu kaoslardan beslenen ve bu kaosları daha da tırmandıran otoriterleşme eğilimleriyle yaşadık. 28 Şubat böyle bir kaosun sonrasında kendisince düzen kurmak için geldi ama zulümlerin en büyüğünü halkın üzerinde kurmaya çalıştı. Kurdu, kurmaya gayret etti. Daha sonra tekrar otoriterleşme temayülü. İşte bütün bu sarkacı bitiren AK Parti'nin 13 yıllık istikrarlı özgürlük güvenlik dengesine dayalı dönemidir. AK Parti döneminde hem kamu düzeni ve istikrar sağlanmış hem de özgürlük alanları genişletilmiştir. 12 yıl içinde, 13 yıl içinde özgürlük alanları demokratikleşme yolunda olağanüstü hamlelere öncülük ettik. Olağanüstü hali kaldırmanın, birçok yasaklara son vermenin yanında Türkiye gerçek anlamda vesayetlerin kalktığı, demokratik bir siyasi iradenin ortaya çıktığı çok istikrarlı bir dönem yaşadı. Demokrasi tarihimizin otoriterleşme ve kaos arasındaki sarkacına biz son verdik. Ve bir daha gelmemek üzere bütün vesayet rejimlerine, vesayet anlayışlarına karşı kararlı bir mücadele sergiledik. 7 Haziran seçimleri sonrasında bütün bu siyasi tarihimiz içinde milli iradenin tecelli etmesi bağlamında 7 Haziran seçimleri sonrasında bütün bu siyasi tarihimiz içinde milli iradenin tecelli etmesi bağlamında AK Parti kendi içindeki istişarelerle milli iradenin ortaya koyduğu tabloyu hem benimsedi, kabullendi ve buna saygı duydu. Sizlerle son olarak 11 Haziran'da bir araya gelmiştik. Seçimlerin hemen sonrasıydı. Bu kürsüden sizlere hitap ettim. Ve şunu söyledim. AK Parti Milli İrade Partisi'dir ve milli iradenin tecelli ettiği dönemlerde seçimler sonrasında hiçbir zaman bu iradeyi tartışmamıştır. Bu iradenin gereğini yapmıştır. Ve yine gereğini yapacağız dedim. AK Parti karşısında o günlerde oluşturmaya çalışılan blokun anlamsızlığını ifade ettim. Gerilimler siyasetine son verelim, blok siyasetine karşı milli irade siyasetini gündeme getirelim dedim. O günleri hatırlayacaksınız. Bugün terörün sözcülüğünü yapan bazı siyasiler o günlerde sevinç ve zafer çığlıkları içinde Diyarbakır sokaklarında birçok şehrimizde Kaleşnikovlarla kutlamalar düzenleme cüreti göstermişlerdi. O günleri hatırlarsınız. Bazı partiler bloklardan bahsetmişlerdi. AK Parti'nin seçimi kaybettiği iddiası ve Türkiye'de yeni bir dönemle birlikte AK Parti karşıtlığına dayalı bir siyasi bloklaşma olacağı iddiası gündemdeydi. Biz sabırla hem bize verilen mesajı, halkımızın verdiği mesajı okumaya, anlamaya ve gereğini yapmaya çalıştık. Hem Türkiye'de meşruiyet çizgisini rayına oturttuk, hem de her şeyin sadece ve sadece Türkiye için olduğunu, şahsi çıkarlarımızın ya da parti çıkarlarımızın, ülke çıkarlarımızın önüne geçmeyeceğini gösteren ilkeli, erdemli, ahlaklı bir tavrı ortaya koyduk. Bütün milletimiz önünde cereyan etti 7 Haziran'dan bugüne kadar yaşananlar. Herkes kimlerin hangi siyasi oyunlar içine girdiğini, buna karşı da AK Parti'nin meşruiyetin çizgisini hiçbir zaman terk etmediğini görüyor. Ne yaptık? Önce kendi içimizdeki istişareleri tamamladık. 11 Haziran'da sizlerle bir araya geldik. Hemen arkasından il başkanlarımızla, hemen daha sonra gençlik kolları başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadın kolları başkanlarımızla bir araya geldik. Milletvekillerimizle tek tek görüştüm. Böyle bir dönemde sorumluluk anlayışı içinde neler yapabileceğimizi tartıştık ve bir yol haritası belirledik. Adım adım o yol haritasını kararlı şekilde de uyguladık. MKYK, MYK toplantılarında, Bakanlar Kurulu toplantılarında birkaç hususun hep altını çizdik. Bir, AK Parti, meclisin en büyük partisi olarak, 258 dava adamının partisi olarak Türkiye'yi kaosa götürecek bir hükümetsizlik dönemine izin vermeyecektir. İki, 7 Haziran seçimlerinin gerektirdiği siyasi tavrı gösterecektir. Türkiye'de kaosa veya otoriterleşme yönelebilecek her türlü eğilimin karşısında açık bir tavır sergileyecektir.
3, Türkiye'nin uluslararası itibarını ve 13 yıllık kazanımlarımızı tehlikeye atacak hiçbir adıma da izin vermeyecektir. 4, gerilim politikalarına karşı uzlaşma ve birlik politikalarını öne çıkaracaktır. Şimdi bakalım, bu yolda hangi mesafeleri aldık? Her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimleriyle ilgili yapılan bütün spekülasyonlar, gündeme getirilen bir takım etik dışı senaryolara karşı biz 258 dava arkadaşımıza güvenerek kendi adayımızı gösterdik ve 1 Temmuz'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yine AK Parti kadrolarından bir arkadaşımız geldi. ...8 Haziran sabahı sevinç naraları atanlar, AK Parti kadrolarından bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçileceğini hesap edemiyorlardı. Ama ülkede teamül var, matematik var, siyasetin sosyolojisi, psikolojisi var. Bir tarafta 258'lik bir dava adamları topluluğu varken, karşı taraftaki blokun bir araya gelip başka bir adayı seçmesi hem siyasetin doğasına hem matematiğin doğasına ama en önemlisi de ahlakın ve erdemin doğasına aykırı olurdu. Bunu başardık. Kimseyle kavga etmeden, kimseyle tartışmadan, kimseyle kutuplaşma havası içine girmeden adım adım sabırla bu yolun taşlarını döşedik ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanı ilk 3 devlet zirvesi yine AK Parti kadrolarının elindedir. Bunu söylerken diğer siyasi partilerin bu konularda herhangi bir hakkı yok demek istemiyorum. Ama şunu demek istiyorum. 258 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük partisi olma gücünü göstermiş olan AK Parti, Türk siyasetinin merkezindeki ve önündeki öncü partidir ve öncü parti olmaya devam edecektir. Yine bunu dönemde hep beraber gerçekleştirdik bunu. Siyaset manipülasyonları veya mühendislikleri yapıldı. Türkiye içinde, dışında. Bunları da anormal görmüyorum. Herkes bir hesap veya bir siyasi beklenti içinde olabilir. Bir rüya görebilir, bir hedef gözetebilir. Bunda hiçbir yanlışlık yok. Ama AK Parti'siz bir Türkiye dizayn etmeye çalışanlar oldu. AK Parti'nin etkili olmadığı, AK Parti'nin neredeyse suçlu sandalyesine oturtulduğu bir Türkiye dizayn etmek isteyenler oldu. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı makamının izole edildiği, dışlandığı bir Türkiye inşa etmek isteyenler oldu. Bu hayale kapılanlar oldu 8 Haziran sabahı. Ama aradan işte yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra herhalde herkes bugün görmektedir ki AK Parti olmadan Türkiye'de siyaset dizayn edilemez. AK Parti olmadan Türkiye'de siyasetin doğası şekillenemez. Sizin bugün 81 vilayetten gelerek gösterdiğiniz bu güçlü mevcudiyet ve dayanışma da bunun bir yansımasıdır. Bunun üzerine geleceğim. Hepinizin ve hepimizin üzerinde olağanüstü bir sorumluluk var. Kutuplaşma siyasetine ve dışlama siyasetine karşı biz birleştirme, uzlaştırma siyasetini takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü milletimiz bunu istedi. Milletimiz siyasi partilere bir araya gelin konuşun dedi. Yine bu dönem gösterdi ki Cumhurbaşkanlığı makamı dışlanarak, izole edilerek Türkiye'de meşruiyet çizgisi içinde siyaset yapılamaz. Meşruiyet her makamın bulunduğu yerin ve hakkını vermekten geçer. Anayasal düzen içinde, bugünkü anayasal düzen içinde de Cumhurbaşkanlığı makamının yönlendirici rolü ve öncülüğü olmaksızın herhangi bir hükümet kurmak dahi, hatta hükümet kurma görevini almak dahi mümkün değildir. Artık herkesin de bu realiteyi görmesinin vakti gelmiştir. Birileri Erdoğan karşıtlığı, Davutoğlu karşıtlığı, efendim AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset algı operasyonları yapabilir. Ama siyaseti düzenleyemez. Siyaseti düzenleme gücü. Siyaseti düzenleme gücü milletten alınan yetkiyle yapılır. Bu yetkiyi de biz aldık. Ama o yetki aynı zamanda şunu söyledi. Yeni hükümeti kurarken bütün partiler bir araya gelsinler. Ne olabilecekse bir uzlaşı kültürü içinde çıksın. Biz realist olarak bunu da gördük. Hem kendi gücümüzün farkındayız,
hem de bugünkü siyasi tablonun farkındayız. Kendi gücümüzün farkında olup bugünkü siyasi tabloyu doğru okuyamazsak, bir müddet sonra kendi içimizde çelişkiye düşeriz. Ama birilerinin çizdiği siyasi tabloyu veri kabul edip kendi gücümüzü unutursak arkadaşlar, özgüvenimizi kaybederiz. Birileri bunu istedi. Ama bilmiyorlar ki AK Parti'nin, AK Parti kadrolarının en önemli güç kaynağı özgüvenidir. Her şey olur, her zorlukla karşılaşırız ama özgüvenimizi asla kaybetmeyiz. Şunu gururla ifade edeyim, arkadaşlarımız burada. Bayramda her bir il başkanımızı tek tek aradım. 81 il başkanımızı da onlarla bayramlaştım. Ama aynı zamanda onlardan bir anlamda rapor aldım. Bir muhasebe yaptık iller bazında. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum. AK Parti kadrolarının ve AK Partisiz siyasetin olmayacağının nasıl tepede Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık makamlarında ki mevcudiyetimiz de ortadadır ama aynı zamanda tabandaki mevcudiyetimiz de. Aradığım il başkanlarımızdan sadece bir arkadaşımız Latife ile karışık son gün akşam olduğu için mazur gördüm, tatildeyim diye dürüstçe söyledi ama bitirdim bütün vazifelerimi Sayın Başbakanım. Bütün ilçelerimi gezdim dedi ama diğer bütün arkadaşlarımız alandaydı, ilçelerdeydi, toplantılardaydı, halkımızla beraberdi. Dava adamlarına tatil yoktur. Dava adamlarına bayram halkla buluşmaktır. Dava adamlarının uykusu rüyasında dahi davasını görmekle yaşanır. Dava adamlarının yürüyüşü her adımda ibadet gibi tecelli eder ama yürüyüş sadece hakka yürüyüştür. Hem davanın içinde yürürüz hem de sonunda son nefeste hakka yürüyüşümüzün hakkını vermeye çalışırız. Allah bizi bu yürüyüşü hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. İşte böylesine bir dönemde 9 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın da bir gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluştuktan sonra bana görevi tevdi ettiler. O günden bugüne bu görevin ağır sorumluluğunu yüreğimde hissederek ve uzun zamandır böylesi bir görev özellikle de AK Parti dönemlerinde yaşanmamış olması hasebiyle yeniden eski koalisyon müzakerelerinin olumsuz hatıralarını da zihinlerden silmek üzere kendimize bir yol haritası benimsedik. Hiç kimseyi dışlamadık. AK Parti ile asla olmaz diyenleri dahi sürecin içine katmaya çalıştık. Ve 9 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi müteakip 10 ve 11 Temmuz'da daha önce planlanmış ve bizim için bir kutsi vazife olan Serebrenica'nın 20. yıl dönümü şehitlerimizin anma törenlerine katılmak için Saraybosna'ya gittim. Orada gördüğüm tabloyu hiçbir zaman unutmadım. Sizlerle de paylaşmak isterim. Çünkü o tablolar Türkiye'deki Türkiye'nin kaderinin sadece Türkiye'nin kaderi olmadığını gösteren tablolardır. Serebrenica şehitlerimize vazifemizi yapıp tam da çıkarken bir tekerlekli sandalyede 80 yaşında bir Boşnak teyze ismimle hitap ederek tanıyorlar. Bütün Balkanlar bizi tanır. Bizim nezdimizde sizleri de tanır. Ahmet Bey, Ahmet Bey diye seslendi. Yanına eğildiğimde kalabalığın arasından bulup Boşnakça dua etmeye başladı. Allah Türkiye'ye güç ve kudret versin diye. Allah Türkiye'yi izzetli kılsın, tekrar Avrupa'ya, dünyaya egemen kılsın diye dua ediyordu. Bu tabloyu hatırlatmamın sebebi şu. Bu dualar emin olun sadece Bosna'da değil, Somali'de, Arakan'da, Filistin'de, Suriye'de edilen dualardır. Bu teyzemizin 3 oğlu Serebrenica olaylarında şehit edilmişti orada. Geride kalan bir kızı ve damadı da yine orada birbirinden ayrılmak zorunda kalmış, günlerce dağlarda o ölüm yürüyüşüne katlanmışlardı. Evine götürdü bizi, hala kurşun izlerinin durduğu evine. Ve yine Türkiye'ye dualar ederek, Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın dedi. Ve yine döndü, eğer siz güçlüyseniz biz burada huzurluyuz dedi. Arkadaşlar,
Özellikle bugünlerde birileri Türkiye'nin kaderiyle oynamak için, bütün bu duaları boş çıkarmak için çaba sarf ediyor olabilir. Sizlerin görevi bu duaların hakkını vermek, bu duaların gereğini yapmaktır. İşte bu bilinçle ve Saraybosna'da, Bosna Hersek'te, Srebrenica'da yaşadığım o tecrübelerin de verdiği aşkla, şevkle döndük ve hemen hükümet ortaklığı görüşmelerine başladık. 13 Temmuz'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla, 14 Temmuz'da Sayın Bahçeli'yle, 15 Temmuz'da HDP eş başkanlarıyla görüştük. Vatandaşlarımız şahittir. Kullandığımız dilden, usluptan, yaklaşımdan herhalde herkes bir anlamda Türkiye'de yeni bir siyaset dönemini başlatma iradesini ve bu anlamda da AK Parti'nin seçim sonuçlarını ve milli iradeyi doğru okuma gücünü görmüştür. Hiç kimseyi dışlamadık. Burada özellikle yaptığımız hükümet ortaklığı görüşmelerinde muhalefet parti liderlerinin olumlu tavırları ve ziyaretimiz esnasında farklı görüşler serdetsek de her şeyi açıkça paylaşma olgunluğu ve medeni tavrı sergilemiş olanlarına da duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu görüşmeler esnasında ki basına kapalı bölümde sizlere bu konularda arkadaşlar bilgiler de aktaracaklar. Cumhuriyet Halk Partisi ile istikşafi anlamda karşılıklı olarak fikirlerimizin test edileceği görüşmeleri başlatma kararı verdik. Bu bir koalisyon müzakeresi aşaması değildir daha. Her iki tarafın heyetleri bir araya gelerek bir şekilde AK Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanaatlerini karşılıklı olarak not edecekler. Dün de evvelsi günde bu toplantılardan biri yapıldı, başlatıldı. Arkadaşlarımız, Kültür Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik'in koordinasyonunda çok değerli arkadaşlarımızın katılımıyla bu görüşmeleri sürdürecekler. Bu hafta içinde bu görüşmeler devam edecek. Daha sonra genel başkanlara bunlar aktarılacak ve genel başkanlar alabilecek yol olup olmadığı konusunda nihai bir istişarede bulunacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda hükümet ortaklığı görüşmesi yapmak istemediklerini ifade ettiler. Ama temas halinde olmaya da karar verdik. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile de Sayın Faruk Çelik'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla şu anda temaslarımız sürüyor. İcap ettikçe tespit ettiğimiz temas noktaları, şahsiyetleri üzerinden görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Daha 8 Haziran sabahı AK Parti ile asla diye yola çıkan ve seçim %13 ile seçim zaferi ilan ediliyor Türkiye'de. %41 ile neredeyse bizim yas tutmamız isteniyor. Nasıl bir matematik psikolojisi ise bu. Seçim sarhoşluğu içinde AK Parti ile asla diyen HDP ile de görüştük ama özellikle biraz sonra üzerinde duracağım terör konusundaki tutumları sebebiyle bu konularda herhangi bir mesafe almamızın mümkün olmadığını da şimdi açık bir surette ifade etmek isterim. Biraz sonra detayına gireceğim. Hükümet ortaklığı görüşmeleri konusunda sürdürdüğümüz açık, ilkeli tutumu bundan sonra da devam ettireceğiz. Ama bu AK Parti'nin kazanımlarından, ilkelerinden fedakarlık anlamına gelmez. Hükümet ortaklığı her iki tarafın da kendi ilkelerini muhafaza ederek uzlaşma noktaları üzerinde yol alıp alamayacağının sınanmasıdır. Herkes kendi görüşünü, kendi ilkelerini ortaya koyar. Ama 13 yıllık birikimi ve rövanşist bir yaklaşım içinde olan kimseyle AK Parti herhangi bir şey konuşmaz. 13 yıllık kazanımlar varsa farklı görüşlerde beyan edilerek muhafaza edilmek suretiyle Türkiye'de hükümet siz bırakmama adına atılacak adımlar konusunda da uzlaşma kültürü içinde her türlü olumlu tavrı sergileriz. Her şeyi yapacağız. Milletimizin biz bir irade beyan ettik ama bizim seçtiklerimiz bu irade beyanının gereğini yapmadı dedirtmeyeceğiz. O irade beyanının yani Türkiye'de 7 Haziran sonrası bir hükümet ortaklığı kurma gerekliliğinin üzerimize düşen vecibelerini yerine getireceğiz. Ama sonunda sizleri 81 ilimizin başkanını bayramda da aradığımda söylediğim gibi AK Parti kadroları her tür siyasi senaryoya alternatife hazır olarak dimdik ayakta bekleyecek. Tam biz bu görüşmeleri yaparken ve Türkiye'de
son derece olumlu bir atmosfer içinde yeni bir siyasi anlayış ve karşılıklı diyalog atmosferi oluşmuşken, biraz önce onun için girişte serdettim, Türkiye'nin 13 yılda gerçekleştirdiği istikrar ve huzur ortamını bozmak ve özgürlük güvenlik dengesini güvenlik aleyhine ortadan kaldırmak için bazı karanlık odaklar harekete geçti. Dikkatinizi çekerim. Birileri bize bayramı haram kılmak istiyor. Son Kurban Bayramı'nda, daha bayramın ikinci günü ailelerimizle bayramlaşırken Kobani olaylarını çıkarıp 52 vatandaşımızın vefatına, katledilmesine zemin hazırlamıştırdı bunlar. Bayramı bize fazla görmüşlerdi. İslam dünyasında yaşanmayan bayram sevincinin Türkiye'de de yaşanmaması için düğmeye basmışlardı. 197 bin Kobani'den gelen Suriyeli kardeşimize kucağımızı açtığımız halde bunu yapmışlardı. Şimdi de Ramazan bayramının bu sefer bitmesini beklediler ama Ramazan bayramından hemen sonraki gün 20 Temmuz'da tam da Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümünde bu sefer şer odakları 3 maşayı birden kullanarak Türkiye'de karanlık bir dönemi başlatmak istediler. Şunu hesap ettiler. 7 Haziran tek partinin oluşturduğu bir iktidar dönemine son vermiştir. Dolayısıyla şimdi kaos çıkarmanın vaktidir. Bir yönetim boşluğu var. Dolayısıyla şimdi ortalığı karıştırmanın, milletin geleceğini karartmanın vaktidir. Birileri bu hesabı yaptı. Ve 3 maşayı aynı anda kullanmaya karar verdiler. Ya da bu 3 maşa gönüllü olarak alana çıktı. Maşaların birincisi DAEŞ'ti. Sadece bir terör tehdidi olarak değil, belki de daha ağırı, yüce dinimizi asırlarca farklı kültürlere bir terör tehdidi olarak değil, belki de daha ağırı, yüce dinimizi asırlarca farklı kültürleri, farklı dinleri bir arada barındıran o derin medeniyetimizin temeli olan inancımızı bütün dünyada karalamak için insanlık dışı görüntülere sebebiyet veren bu örgüt, her şeyden önce İslam dünyasına ve İslam'a savaş açmıştır. Evet, Türkiye'de bu örgütü en başından itibaren tehdit olarak telakki etmiş, görmüş ve hiç kimsenin ilan etmediği günlerde 2013-10 Ekim'de bu örgütü terör örgütü olarak ilan ettik. Çünkü yaklaşan tehlikeyi görüyorduk. Aslında daha önce de yaklaşan tehlikeleri gördüğüm için Suriye'de siyasi krizin derinleşmemesi için Suriye yönetimiyle konuştuk. Suriye yönetimi sözümüzü dinlemeyince uluslararası topluma konuşup tedbir alınmasının için büyük çabalar sarf ettik. Şimdi gelinen nokta bizim 3 sene, 4 sene önce söylediğimiz tedbir noktalarıdır. Güvenli bölgeler oluşmada dahil olmak üzere. Yapmadılar, dinlemediler ve bu terör örgütü Suriye'de hayat alanı buldu, Irak'ta hayat alanı buldu, başkonsolosluk mensuplarımızı rehin aldı, Türkiye'ye saldırma cüretini veya sınırlara yaklaşma cüreti gösterdiğinde Ocak 2014'te bunları o zaman da cezalandırmıştık. Bu sefer Sürüş'te 32 vatandaşımızı katletti bu örgüt. Ben hemen ertesi gün Şanlıurfa'ya gidip hastalarımızı, yaralılarımızı ziyaret ettim. Döndüğümüzde arkadaşlarımızla bu örgüte karşı alınacak tedbirleri konuşurken ve ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini planlarken bu kez ikinci maşa devreye girdi PKK. Ve Adıyaman'da bir askerimizi şehit ettiler. Adıyaman'daki törene de katıldım, askeri uğurlama törenine. Orada gördüğüm o vakur şehit babasının gözleri, yüreği hala gözümün önündedir. O günden bugüne verdiğimiz bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. Onların mekanları cennettir. Biraz önce söylediğimiz gibi dava erleri hak bir yürüyüşte istikamet üzere yürürler ve hakka yürürler. Bizler onların makamlarına erişir miyiz bilemeyiz. Ama AK Parti kadroları da bilirler ki eğer o makama erişmek gerekirse bir an dahi tereddüt etmez, hakka aynı kararlılıkla yürürüz. Şehitlerimizin acısı yüreğimizdedir. Bugün de verdiğimiz şehitlerin acısı yüreğimizdedir. Ama gelecek nesillerin huzur bulması için bazen hepimizin fedakarlık yapması gereken dönemler olur. Çanakkale'de 100 sene önce, Sarıkamış'ta 100 sene önce olduğu gibi. O cenazede 100 sene önce Çanakkale ve Sarıkamış'a atıfta bulundum diye ertesi gün bazı muhalif gazeteler İstiklal şehitlerinden niye bahsetmediniz diyor.
100 sene önce 1915'e atıfta bulunuyorum. Aradıkları bu. İstiklal şehitlerimizin her biri yüreğimizin paresidir. Onlar bizim başımızın tacı, dualarımızın merkezidir. Ve hepimizin, bu salonda herkesin İstiklal Savaşı'nda verdiği şehit akrabası vardır. Benim de var. Biz şehitlerin bu mirasına sahip çıktık, çıkmaya devam ederiz. Nitekim bu sefer PKK üzerinde eş zamanlı olarak hem DAEŞ hem PKK üzerinde yapabileceğimiz çalışmaları yürütürken üçüncü maşa devreye çıktı. Suruç'ta katledilen bir vatandaşımızın cenazesini bahane ederek İstanbul sokaklarında yüzleri maskeli ve silahlı şekilde gösteri yapmaya kalktılar. O zaman yavaş zihnimizde aylardır zaten her türlü senaryoya hazırlıklı olan güvenlik birimlerimizin gerekli hazırlıkları yapmaları talimatını verdim. Ama bardağı taşıran son damla bir gün sonra 22 Temmuz'da bir sabah erken bir vakitte İçişleri Bakanımızın aramasıyla geldi. İki polisimiz Ceylanpınar'da gece uyurken enselerine vurularak şehit edildiler. Hani dün şimdi hala Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp barıştan bahseden HDP sözcüleri var ya, önce bunun hesabını versinler. Verecekler. Verecekler. Hani çatışmasızlık diyerek göz boyayan bir dil kullananlar var ya, doğru, çatışmadılar o bizim polislerimiz. Çatışacak vakit dahi bulamadan şehit edildiler. Çatışmasızlıktan anladıkları buysa, önce neyi konuşacağımızı, hangi terminolojilerden konuşacağımızı karar verelim. O gün sabah, bir taraftan bu neyi konuşacağımızı, hangi terminolojilerden konuşacağımızı karar verelim. O gün sabah, bir taraftan bu şehitlerimizin acısını yüreğimize taşırken, diğer taraftan acaba başka bir komplo, başka bir suikast var mı? Hani birileri bir oyun mu oynuyor diye istihbarat birimlerimize araştırma talimatı verdim. Gelen cevap şuydu. PKK'nın telsiz konuşmalarında açık bir şekilde hem bu saldırı üstleniliyor hem de bu talimatın onlar tarafından verildiği ortaya konuyor. Yani ortada bir mesaj var. Demek istedikleri şu, biz gelir çatışmasızlık görüntüsü altında dahi kamu görevlilerini bulundukları yerde öldürebiliriz. Aynı gün, bakınız, PKK harekete geçti. Zannedersiniz ki, diğerleri şey, ondan bir gün önce, eş zamanlı olarak, bu sefer, o aynı gün içinde, dağ karakolunda, sınırda, DAEŞ askerimizi şehit etti. Sanki birileri piyonlarını birer birer sahneye sürüyor. Yine Diyarbakır'da kaza ihbarı, düşünün. Bir trafik polisine kaza ihbarı geliyor. Görev yapmak için oraya gidiyor. Diyarbakırlı'ya hizmet etmek için gidiyor. Oradaki vatandaşımıza hizmet etmek için gidiyor. Ve kaza ihbarı tabii bir pusu. Orada uzun namlulu silahlarla polisimiz şehit ediliyor. Şimdi tabloyu hepsini bir araya getirdiğimizde 23 Temmuz günü bütün güvenlik birimlerini toplayıp bir güvenlik zirvesi yapma ihtiyacı hasıl olduğunda şunu gördük. Birileri piyonları sahneye sürüyor. Onun üzerine kararı verdik. Piyonlar değil, arkasındaki şahlar, vezirler hedef edilecek dedik ve o gece eş zamanlı olarak PKK'nın merkezlerine DAEŞ'a ve DAEŞ-KPC'ye operasyon yapma kararı aldık. O gece saat 3'te DAEŞ pozisyonları, sınırımıza yakın bütün DAEŞ karargahları, sığınakları, barınakları, toplanma merkezleri tasfiye edildi. Aynı o gece saat 23'te de bir sonraki Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecede bu sefer hem DAEŞ mevzilerine dönük operasyon devam etti hem de Kandil'e dönük olarak, Kandil başta olmak üzere Kuzey Irak'taki bütün PKK
üsleri, barınakları, karargahları, toplanma yerleri, Türkiye'ye karşı plan yapılan ne kadar sığınak, mağara varsa hepsine dönük eş zamanlı operasyon başlatıldı. Üç ayaklı. Madem birileri üç maşalı, üç hedefli Türk demokrasisini, Türkiye'deki kamu düzeni ve Türkiye'nin itibarını hedef almıştı, biz de üç ayaklı bir operasyonu üç maşaya ve arkasındaki güçlere dönük olarak başlattık. Suriye'de DAEŞ, Kuzey Irak'ta PKK ve Türkiye'nin bütün illerinde bu örgütlerin şehirlerdeki unsurlarına dönük emniyet operasyonları başladı. Şu ana kadar 39 ilde 1302 zanlı bu üç örgütten gözaltına alındı. Çok sayıda tutuklamalar gerçekleştirildi. Değerli arkadaşlar, bunu şunun için zikrediyorum. Biz böyle bir kapsamlı operasyon yapma ihtiyacının ortaya çıkmamasını isterdik. Biz 7 Haziran sonrasında sadece siyasetin konuşulmasını isterdik. Biz Türkiye'de bir daha hiçbir şekilde güvenlik tedbirler alma ihtiyacı olmayan demokratik bir yapının ortaya çıkmasını isterdik. Ama başta söylediğim hususu bir daha söylüyorum. Birileri kaos oyunu oynarsa, arkasından gelecek otoriterleşme eğilimine karşı biz kamu düzeni savunuruz. Birileri otoriterleşmeye yönelirse, o otoriterleşme eğilimlerine, cuntalaşmaya vesayete karşı da özgürlükleri savunuruz. Bunların olmaması için bakın ne yaptık. 20 Temmuz Sürç saldırısının hemen sonrasında ben parti liderlerine çağrıda bulundum. Dedim ki gelin dört parti olarak liderleri olarak ortak bir deklarasyona imza atalım. Hep beraber terör nereden gelirse gelsin, hangi kaynaktan beslenirse beslensin, Türkiye'de demokrasiyi savunan parti liderlerinin aynı anlayışla yan yana durduklarını gösterelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dışında buna olumlu cevap veren olmadı. Özellikle de HDP tahrik edici bir üslupla buna karşı AK Parti IŞİD'le işbirliği yapmakla suçlayan açıklamalara devam etti. Şimdi haddini bilmez bu eş başkanlardan biri, bütün bu oyunlar diyor saray gladyosunun eseridir diyerek tekrar Cumhurbaşkanımıza hakaret, Cumhurbaşkanlığı makamına bir an yine hakaret etmeye cüret ediyor. Buradan sesleniyorum. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı da bütün makamlarda anayasal sistem içinde yüce bir görev ifa etmektedirler. Ama sizler terör gladyosunun unsurlarısınız, terör gladyosunun. PKK'nın soğuk savaş döneminde kimler tarafından kullanıldığını biz iyi biliriz. Niçin kullanıldığını da iyi biliriz. Marksist-Leninist, Stalinist yaklaşımlarla Türkiye'yi nereye götürmek isteyenler tarafından kullanıldığını iyi biliriz. PKK'nın Asala'yla nasıl işbirliği yaptığını Lübnan'da biz iyi biliriz. Asala terörünün bitmesiyle PKK terörünün nasıl başladığını da biliriz. PKK'nın hangi istihbarat birimlerince kullanıldığını, Türkiye'yi rahatsız etmek istenildiğinde nasıl devreye sokulduğunu iyi biliriz. Sizlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi satında sergilemeye çalıştığınız demokrasi oyununun arkasındaki perdeleri iyi biliriz. Kürt vatandaşlarımızın 12 Eylül rejiminde gördüğü zulüm ve red politikalarının istismarı üzerinden nasıl bir kardeş kavgası başlatmak istediğini PKK'nın biz iyi biliriz. Ve onların arkasındaki uluslararası gladyoyu da iyi biliriz. Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde 7 düvele nasıl savaşmışsak, bugün 3 terör maşasına da onun arkasındaki terör gladyosuyla da her yerde savaşmayı, gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapmayı biliriz. Utanmazca, yüzsüzce dün Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde red ve asimilasyon politikalarından bahsediyorlar. Kim bitirdi bu politikaları? Kürtçe yasağını kim kaldırdı? Annelerin, babaların hapishanelerde kendi çocuklarıyla Kürtçe konuşmasını engelleyen uygulamaları kim kaldırdı? Yaylaları, mezraları doğudaki, güneydoğudaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza kim açtı?
Yaylaları kim şenlendirdi? Faili meçhulları kim bitirdi? Olağanüstü hali kim durdurdu? TRT Kürdi ile resmi televizyonda güzel Türkçemiz gibi güzel Kürtçemiz diyerek yayınları kim başlattı? Her türlü yasağı kim kaldırdı? Sizin bu meclise gelmenizin de önünü açacak şekilde Türkiye'de demokratikleşme alanlarını kim açtı? Hepsini yapan, bütün ret ve asimilasyon politikalarına karşı gür sesle özgürlüğü savunan da AK Parti'dir. PKK terörünün ve arkasındaki terör gladiyosunun hesabını soracak olan da AK Parti'dir ve hakkımız vardır. Bizim üzerimize o eski sol retorikle gelmesinler. O eski PKK retoriğiyle gelmesinler. Bizde suçluluk duygusu uyandıramazlar. Red ve asimilasyon gibi laflarla üzerimize gelmesinler. Onları bitiren biziz. Onları başkalarına karşı kullanabilirler. Ama AK Parti'nin sicilinde ne red vardır, ne baskı vardır, ne otoriterlik vardır, ne terörle işbirliği vardır. AK Parti'nin sicilinde sadece AK ve PAK özgürlük mücadelesi, hak mücadelesi, adalet ve onur mücadelesi vardır. Sizin sicilinizde ne olduysa malumdur. Bakınız, iki alternatifli bir oyuna yöneldi bunlar. Seçim öncesinde bütün 81 ili dolaşırken Doğu ve Güneydoğu'daki bütün illerimizi de dolaştım. İstanbul'daki bütün ilçelere de gittim. Onların kendilerini güçlü atlettikleri ilçelere de. Hepsine gittik, konuştuk. Oradaki vatandaşlarımızla buluşmak bizim için büyük bir mutluluktu, onurdu. Ve gördüğüm tablodan da memnun kaldım. Çünkü demokratik bir mücadele yürüyor. Yapılan baskıları görerek, orada ne tür baskılar yapıldığını bilerek, o baskıları engellemeye de çalıştık ama seçime gölge düşürüldü diye bir söylentinin çıkmamasına da özen gösterdik. İki sonucu oynadı bunlar. Eğer 7 Haziran akşamı barajın altında kalsaydılar diyeceklerdi ki AK Parti seçimlere baskı yaptı, yolsuzluk oldu, karıştı. O sebeple Türkiye'de bir terör estireceklerdi. Gezi benzeri bir provokasyona yöneleceklerdi. O olmadı. Bu sefer de şımarıklık ve küstahlıkla Türkiye'de her türlü illegal terörü yaparız, hükümet de AK Parti de sessiz kalır senaryosuna yöneldiler. Sessiz kalmadığımızı gördüler, sessiz kalmayacağımızı da bilsinler. Hem siyasi mücadelemizi yürüteceğiz, AK Parti teşkilatlarımızla toplumun bütün kılcal damarlarına inerek, hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ağır sorumluluğu üstümüzde taşıyarak terörle mücadeleyi de hiç aksamadan yürüteceğiz. Dün bütün vatandaşlarımıza, milletimize seslendim. Bir kez daha sesleniyorum AK Parti teşkilatlarımız üzerinden. Herkes huzur ve sükun içinde olsun. Yine son birkaç gündür tekrar tekrar gündeme getirdikleri bir husus var. Müstafi başbakan bunları yapabilir mi? Geçici hükümet bunları yapabilir mi? İşte tam da bizden bizden beklenmez ama şey buydu. Şöyle düşüneceğimizi zannettiler. Bunlar polisimizi şehit edecekler. Bunlar uyurken vuracaklar, sokakta vuracaklar. Biz de diyeceğiz ki halka dönüp, kusura bakmayın, siz bize iktidar vermediğiniz için biz şimdi geçiciyiz. Dolayısıyla elimizden bir şey gelmiyor, bekleyelim. Arkadaşlar, biz bu can emanetini de, omuzdaki siyasi emaneti de, birini Allah'tan, birini milletten aldık. Bir dakika dahi olsa bu emanete ihanet etmez, bir dakika dahi olsa tereddüt göstermeyiz. Bu can emaneti bu bedendeyken ve bu milletin verdiği emanet omuzumuzdayken, işte dün gece de olduğu bir gece yarılana kadar bütün güvenlik birimlerimizle çalışır, Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlere karşı alınması gereken tedbir alırız. Hiç kimse... İşte istifa etmiş, tekrar görevlendirmiş bir başbakan olarak benim tereddüt edeceğim gibi bir vehme kapılmasın. Hiç kimse ileride hesabı şu mu olur, bu mu olur diye bugün Türkiye'nin gününü karartmak isteyenlere karşı sessiz kalacağımız, tereddüt edeceğimiz vehmine de kapılmasın. Gereken neyse yaparız, yapılması gereken fedakarlık neyse yaparız, alınması gereken risk ve bedel, ödenmesi gereken bedel neyse de öderiz. Ama
gelecek nesillere millet onlara iktidar vermedi diye geçici hükümet döneminde oldukları için 5 yılı, 10 yılı kaybettirecek şekilde sessiz kaldılar dedirtmeyiz. Operasyonlar başladıktan sonra bu sefer muhalefet parti liderlerini aradı. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli. Bir kez daha her ikisine de teşekkür ediyorum. Son derece nazik bir şekilde telefonda kendilerine operasyonun ilkesel çerçevesini aktardım. Son derece seviyeli, medeni bir görüşme gerçekleşti. Destek beyanlarında da bulundular operasyonların şey anlamında, özellikle Sayın Bahçeli. Sayın Kılıçdaroğlu da gayet medeni bir şekilde dediğim gibi istişare imkanı sundu. Hemen arkasından heyetlerimizi gönderdik. Ve heyetlerimizde de, bu da devlet sorumluluğudur. Geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanken onun görevlendirmesiyle ben birçok kez Dışişleri Bakanı olarak gidip bilgilendirmede bulunmuştum. Arkadaşlarımız gittiler, Silahlı Kuvvetlerimiz, 2. Başkanı, MİT Müsteşarımız, Dışişleri Müsteşarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Savunma Bakanımız Başkanlığında bir heyette gittiler, bilgilendirdiler. Çünkü bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele bütün milletin omuzlaması gereken bir meseledir. Şimdi şu soru gelebilir. HDP'ye niye gidilmedi? Dün de izah ettim. Bu soru gelirse derim ki önce aynaya bakın. Ben size tabandan farklı sesler gelmiş olmasına, arkadaşlarımın bir kısmı da farklı veya kanaatler beyan etmesine rağmen koalisyon görüşmeleri çerçevesine gittim. AK Parti ile asla olmaz dediğiniz halde geldim. Çünkü bu siyasi tablonun ve devlet adamı Türkiye'deki hükümet kurma görevini almış olmanın bir gereği olarak gördüm. Ama teröre ve Türkiye'ye karşı başlatılan üç maşalı kapsamlı saldırıya karşı tavırı almayanlarla konuşacak bir şeyimiz olmaz. Madem ki biri bize savaş da ilan etmiştir, polis görevlerimizi uykuda şehit ederek, madem ki birileri açık bir cephe açmıştır, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de siyaset yapanlar saflarını belirlemek durumundadırlar. O saldırı AK Parti'ye değildi. O saldırılar sadece hükümete de değildi. O saldırılar hepimizeydi. Onun için ben ilk gün söyledim. Suruç saldırısı da Türkiye'dedir. Polislerimizin şehit edilmesi de Türkiye'dedir. Herkesedir. Kamu düzenli olan her saldırı dedim. Suruç saldırısı da Türkiye'dedir. Polislerimizin şehit edilmesi de Türkiye'dedir. Herkesedir. Kamu düzenli olan her saldırı kamunun içindeki herkesedir. Siyasi partiler de kamunun asli unsurlarıdır. O saldırı hepimizeyken siz saldırı yapanlara karşı saldırıya muhatap olanların yanında değil de saldırı yapanlara sırtımızı dayıyoruz derseniz o dayadığınız, sırtınızı dayadığınız duvarları, dağları yerle bir ederiz. Çıkacaksınız, biz sırtımızı PKK'ya, terör örgütüne dayadık diyeceksiniz. Millet 7 Haziran'da size bunun için mi oy verdi? Eminim şu anda %13 onlara oy veren vatandaşlarımız ki hepsine saygımız sonsuzdur. Onlara karşı terlediğimiz tavır kesinlikle o vatandaşlarımıza yönelik değildir. Onlar da kendilerine mutlaka soruyorlardır. Mutlaka soruyorlardır. Ve diyorlardır ki biz bunlara Ankara'ya bizi gitsinler, temsil etsinler diye oy verdik. Onlar ise sırtını dayayacakları başka yer aradılar diye mutlaka soruyorlardır. Ben bu sorgulamanın Türkiye'nin demokrasisi, huzuru ve istikrarı için önemli olduğunu düşünüyorum. İşte şimdi bütün bu süreçle birlikte şunu ifade edeyim. Biz demokratik açılım, milli birlik ve kardeşlik projesi, çözüm süreci adına ne derseniz deyin. Bugün içinde bu bir özgürlük ve huzur projesidir. Bütün vatandaşlarımızın aidiyet bilincini tahkim ederek Türkiye'de özgürlük güvenlik dengesini muhafaza etmeye çalışan çalışmalar yürüttük. Buna da devam edeceğiz. Kimse 90'lı yıllara Türkiye'nin döneceği gibi bir vehme, bir düşünceye kapılmasın. Aslında Türkiye'yi 90'lı yıllara PKK ve onu destekleyen bu siyasi unsurlar götürüyor. 90'lı yıllarda Türkiye'de faili meçhuller vardı, doğru. AK Parti döneminde faili meçhulları biz bitirdik. Bunu da kimse reddedemez.
Peki iki polisimizin faili meçhulünün faili meçhul olarak kalacağını mı zannediyorlardı? İşte yakaladık. Yakalayacağız. Mağaralarına, inlerine kadar gidip bunların faillerini, bu şehitlerimizin şehadetlerinin faillerini bulacağız. Kimse tereddüt etmesin. Maşalarla değil, merkezleriyle de gerekirse mücadele edeceğiz. Ve ediyoruz ve edeceğiz. Şimdi faili meçhuller 90'lı yıllarda vardı ama şimdi faili meçhullerin, şimdi baskının, doğuda, güneydoğuda haraçların, baskıların adresi PKK'dır. HDP de bir seçim yapmak zorunda. Dün Rabbimize seslenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşan HDP sözcüsüne de hatırlatırım. Biz o seslenişleri bütün bir milletle yapa yapa buralara geldik. Ama sizlerin eli semaya yükselmeli, Kandil Dağı'na yükselmemeli. Önce onu öğreneceksiniz. Onun için değerli arkadaşlar, hep beraber bu ulvi mücadeleyi yürüteceğiz. Biz ne içeride ne dışarıda savaşın yanlısı olmadık. İçeride iç gerilimlerin veya iç tehditleri ortadan kaldırmaya da gayret ettik. Dışarıda işte hiçbir savaşın parçası yanı olmadık. Ama birileri bize savaş deklare ederse, DAEŞ'in yaptığı usulde olursa, PKK'nın yaptığı usulde ve arkalarında kim varsa ya da DHKPC'nin, onlara karşı da sessiz kalmayız. Değerli arkadaşlar, bugün gün boyu istişarelere devam edeceğiz. Ama sizlere özellikle birkaç husus vurgulamak isterim. Dediğim gibi bu saldırı Türkiye'nin demokrasisine, kamu düzenine ve uluslararası itibarına karşıydı. Ona yapılmıştı. Bu saldırıların sonrasında ortaya çıkan tabloya baktığımızda demokrasimiz bugün öncekinden daha fazla tahkim edilmiştir, edilmeye devam edecektir. Hak ve özgürlük alanlarından en ufak bir kısıtlama söz konusu olmayacaktır. Yürüttüğümüz aidiyet ve güçlü aidiyet bilinci oluşturmaya dönük bütün çabalarımız eskisinden daha güçlü şekilde devam edecek. Kimse bu çabalarla birlikte güvenlik politikaları ile ağırlıklı bir doz kayması olacağı gibi bir düşünceye de kapılmasın. Özgürlükleri savunacağız, kamu düzenini ve güvenliğinden de hiçbir taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin uluslararası itibarı her zamankinden daha yüksektedir. 121 uluslararası örgütten, devletten ve uluslararası örgütten destek beyanı geldi. Kimi liderler Sayın Cumhurbaşkanımızı, kimileri beni aradı, kimilerini de biz örgütten, devletten ve uluslararası örgütten destek beyanı geldi. Kimi liderler Sayın Cumhurbaşkanımızı, kimileri beni aradı, kimilerini de biz bir iş bölümü içinde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte aradık ve her yerden destek beyanı aldık. Ha, destek vermemiş olsalardı da biz gereği neyse onu yapardık. Ama bu destek şunu gösteriyor, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve AK Parti takip ettiği ilkesel politikayla bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Şimdi sizlere öğleden sonra devam edeceğimiz istişarelerle birlikte birkaç tavsiyem ve gider gitmez uygulamak üzere talimatım olacak. Birincisi teşkilatlarımızla ilgili. Arkadaşlar, böylesi kritik bir dönemde. Bir seçimden çıktık, hükümet kurma çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah kurarız ama kurulmazsa milli iradeye tekrar gideriz. Hangi ihtimal söz konusu olursa olsun ve böylesi bir kritik dönemden geçerken hangi tehlikelerle ve risklerle karşı karşıya olursak olalım, sizin birinci göreviniz AK Parti teşkilatlarını dimdik ayakta tutmaktır. Neden bu önemlidir? Çünkü AK Parti teşkilatları Türkiye'nin her köşesine, her iline, her beldesine, kılcal damarına kadar bir araya gelmiş, örgütlenmiş en geniş kapsamlı siyasi örgüttür. Başka hiçbir siyasi yapı yok. AK Parti kadar geniş kapsamlı şekilde bütün toplumu kuşatan siyasi parti yok. AK Parti kadar geniş bir aile de yok. Onun için AK Parti teşkilatlarının bütün toplumun kılcal damarlarına kadar ayakta ve diri durması birliğimizin en önemli mayasıdır. AK Parti Türkiye'de siyasetin, Türkiye'de sosyopolitik gelişmelerin ve yapının mayasıdır. Teşkilatlarımızı her halükarda düzenli toplantılarla, onun için bayramda sizleri arayıp tek tek anlamaya çalışmıştım nasıl gidiyor bayramlaşma, hem bayramlaşma ama hem de
parti teşkilatlarımızın durumunu. Gördüğüm, duyduğum tablodan görmedim ama görmek üzere her bir teşkilat ile de geleceğim inşallah. Duyduğum tablodan memnun kaldım, ifade ettim. Ama şimdi özellikle bu operasyonlardan sonra, bu terör saldırılarından sonra başta Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki teşkilatlar olmak üzere bütün teşkilatlarımız ayakta olacak. Hiçbir aksaklık istemiyoruz. AK Parti teşkilatlarının organik bir bütünlük içinde ayakta olması Türkiye'nin şu anda en büyük teminatıdır. Başımız dik olacak. Vakur bir şekilde onların girilmez dediği sokaklara gireceğiz, girilmez dediği mahallelere gireceğiz ve şunu göstereceğiz. AK Parti bu milletin ta kendisidir. AK Parti teşkilatları bu milletin yürüyen unsurlarıdır. Seçim dönemlerinde çok saldırıya maruz kaldık. Siirt'te, Erzurum'da, Van'da, Diyarbakır'da, birçok yerde. Ama bizim teşkilatlarımız hiçbir zaman bu provokasyonlara gelmedi, faaliyetten de kesmedi. Şimdi arkadaşlar, şimdi her zamankinden daha dinç, her zamankinden daha diri, her zamankinden daha fazla birlik içinde olmanın vaktidir. Hani eskilerin deyişiyle gün bugündür. Rehavet söz konusu olmayacak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İkincisi, halkla temas ve faaliyetleri artıracağız halkımızla. Buradan döner dönmez, burada yaptığımız istişareler ve burada aldığınız atmosferi halkımızla paylaşacaksınız. Nerede ve hangi şartlarda olursa olsun, teşkilatlarımız sokaklarda, kahvelerde, camilerde, okullarda, yollarda, her yerde halkımızla bütünleşmiş bir şekilde bugün birliğimizin ve beraberliğimizin sözcüsü olacak. Halkımızın üzerinde baskı gölgesi oluşturmaya kalkışanlara karşı da halkımızın yanında olacağız. Kesinlikle hiçbir parti teşkilat mensubumuzun, hiçbir üyemizin böyle kritik bir dönemde içine kapanmasına razı olmayız. Her zamankinden daha fazla halkla beraber olacağız. Üyelerimizi, teşkilat mensuplarımızı, üyelerimizi yeniden örgütleyerek, sosyal faaliyetlerimizi artırarak, selamı da yaygınlaştırarak, selamı bizim geleneğimizin en güzel simgesel mesajıdır. Selamı da yaygınlaştırarak bize oy versin vermesin. Herkese ulaşıp bu mesajı ileteceğiz. Mesaj şudur: Türkiye'nin huzurunun, Türkiye'nin barışının, Türkiye'nin kalkınmasının, Türkiye'nin itibarının, onurunun adresi, hamisi, koruyucusu AK Parti'dir. Üçüncüsü, STK'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarımızı artıracağız. Bu terör örgütünün ve onun uzantılarının, maşalarının sanki Türkiye'deki bütün Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcileriymiş gibi davranmasına izin vermeyeceğiz. Yapmak istedikleri bütün şey buydu. Bazı iş adamlarımızı göçe zorlayarak, bazı vatandaşlarımıza baskı uygulayarak demeye çalıştıkları şu bölgede ya şu vilayetlerde sadece bizim sözümüz geçer. Önlerindeki tank engelde AK Parti'ydi. Çünkü başka parti yok oralarda. Keşke olsaydı. Keşke CHP ve MHP oralarda da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi faaliyet gösterirselerdi, bundan memnun olurduk. Türkiye'de siyaset normalleşirdi ama yok. Şu anda Türkiye'nin her yerinde temsil kabiliyetiyle AK Parti'nin herkese vereceği, bütün teşkilatlarla vereceği mesaj da budur. Hiçbir şehir, ilçe, kasaba, mahalle, mezra kimsenin tek elinde değildir. AK Parti her yere girer, AK Parti'nin mesajı her kalbe, her gönüle ulaşır. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi artıralım. Ve bu çerçevede de haftalık, aylık raporlandırmalar isteyeceğim genel merkezden de. Teşkilatlarımızın sadece teşkilat binasında yaptıkları faaliyetleri duymak istemiyorum. O zaten yapacaksınız. Ama hangi sivil toplum kuruluşuyla nerede beraber oldunuz? Belediyelerimiz nerede, hangi sosyal faaliyette halkla birlikte oldu? Alanı boş bırakmayacağız. Alana çıkacağız. Öylesine alanı dolduracağız ki gönülleri doldurduğumuz gibi alanları doldurduğumuz zaman AK Parti siyaseti tekrar Türkiye'de büyük başarılara imza atacak, çığırların önünü açar. Hem alanları dolduracağız ama en önemlisi de gönülleri dolduracağız. Yine
bütün il başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın burada olmasından bir istifade. Yine bu kritik dönemde bir hususu daha yapmanızı istiyoruz ki bu da illerimiz arasında, il teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız arasındaki yakın ilişkiyi ve ikili ilişkileri artırarak bütün Türkiye'yi kuşatan bir kardeşlik seferberliğini başlatalım. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden karşılıklı ziyaretlerle, karşılıklı ortak faaliyetlerle Türkiye'nin bölünemeyeceğini, Hakkari'nin kaderinin Edirne'nin kaderi olduğunu, Iğdır'ın kaderinin Balıkesir'in Çanakkale'nin kaderi olduğunu, Van'ın kaderinin Konya'nın kaderi olduğunu herkese her fırsatta göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi 7 Haziran'dan sonra var olan siyasi sorumluluklarımız daha da arttı. Bu siyasi sorumluluğumuz karşısında bizim için gerçekleşmesi gereken en önemli hedef Türkiye'de siyaseti meşru zemine de sürdürmek, bölücü terör örgütlerine karşı örgütüne ve diğer maşa örgütlere karşı yapılan mücadeleyle özgürlükleri koruma ilkemizi bir arada yürütmektir. Şimdi Şırnak'tan 3 şehit haberimiz geldi. Allah onlara rahmet eylesin. Ama bilinsin ki bu mücadele, başta da söylediğim gibi, belki bu şekilde bedel ödememiz gereken bir satıhta seyredebilir ama ne olursa olsun Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyenlere karşı bir millet olarak, 78 milyonluk bir kütle olarak ve AK Parti olarak dimdik ayakta ayakta durmaya ve bu milletin kutlu yürüyüşünün öncüsü olmaya devam edeceğiz. Allah bu yürüyüşte hepinize ve bütün AK Parti ailesi fertlerine yardım eylesin. Yolumuz hayırlı, menzilimiz mübarek olsun. Hayırlı günler.